Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dolma hazırlayacağım. Etli biber dolması hazırlayacağım. Ancak çok farklı şekilde kızartarak hazırlayacağım. İlk önce kıymasını hazırlayacağım. Ben 1 kilo et kullandım. Etimi ilk önce kıyma makinesinde çekeceğim. 1 kilo az yağlı et. İsterseniz kuyruk yağı da çekebilirsiniz. Ve 2 adet de büyük boy soğan. Bunları ilk önce kıyma makinesinde çekeceğim. Kıymamı artık hazır, etimi ve soğanımı çektim. Şimdi içerisine bir demet kişniş ilave edeceğim. Maydanoz da ilave edebilirsiniz. Daha sonra üzerine bir çay bardağı pirinç. Baharat olarak tuz. Tuz miktarı tamamen damak zevkinize göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Ben 1,5 çay kaşığı tuz ilave ettim. Yarım çay kaşığı karabiber, acı severseniz pul biber, kırmızı pul biber, toz biber de ilave edebilirsiniz. Ve 2 çay kaşığı da kurutulmuş nane ilave edeceğim. Ve 1 çay bardağı da su ilave edip artık güzelce karıştıracağım. Tüm malzemelerimiz bu kadar. İç ağzını da güzelce karıştırdım, artık hazır. Şimdi biberlerimi hazırlayacağım. Biberlerimi güzelce yıkadım. Dolmalık biber kullandım. Siz isterseniz patlıcandan da hazırlayabilirsiniz. Önce bu şekilde tam kesmeyeceğim. Yarıya kimi kesip içini temizleyeceğim. İsterseniz bu şekilde tam kesip ağız kısmına domates de koyabilirsiniz. Şöyle bu şekilde içini çekirdekli kısmını temizleyeceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Tüm biberlerimi de temizledim. Şimdi içerisine kıymalı harcımı ilave edeceğim. Mutlaka eğer bu şekilde denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Kızartarak çok güzel oluyor. İsterseniz domatese ve patlıcana da kabağı da ilave edebilirsiniz. Bu şekilde ilave edip kapağını kapatacağım. İsterseniz bu sap kısımlarını da kesebilirsiniz. Ben yarısını kestim, yarısını bu şekilde bıraktım. Tüm iç harcımı bu şekilde. İç harcım bitene kadar hepsini biberlerin içerisine ilave edeceğim. Daha sonra kızartma işlemine geçeceğim. Tüm dolmaları hazırladım. Tavamı ocağa koydum. İçerisine sıvı yağ ilave ettim. Yağım kızdıktan sonra artık biberlerimi kızartma işlemine geçeceğim. Bu şekilde şöyle fazla kızartmayacağız. Şöyle birazcık yumuşalsın. Rengi döndükten sonra diğer taraflarını çevireceğim. Şimdi ise diğer taraflarını çevireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi yakından da göstereyim. Eğer bu şekilde olduysa artık diğer tarafına çevirin. Bu tarafta biraz kızarsın, daha sonra artık çıkartacağım. Artık diğer tarafı da kızardı, bu şekilde artık çıkartacağım, gördüğünüz gibi. Hepsini aynı bu şekilde kızartacağım. Biberlerimi kızarttım. Artık hepsi hazır. Şimdi geniş bir tava veya geniş bir tencerenize bu şekilde
Bolca domates rendeledim. Ben 5 adet büyük boy domates rendeledim. Eğer domatesiniz küçükse de biraz miktarını artırın. Ve tenceremin içerisine ilave ettim ve kızartmış olduğunuz biberleri domateslerin içerisine dizeceğim. Ve bu şekilde ağız kısmına kapak koyduklarımı ben biberlerim yetmediği için daha sonra buzluğa biber koymuştum. Buzluğumdaki biberleri kullandım. Onlar da yine aynı şekilde bu şekilde kızartıp pişirebilirsiniz. Hiçbir şekilde yırtılma hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi ağız kısmı domatesli olanlar buzluğumdaki biberden kullandım. İsterseniz hepsini bu şekilde bir ağız kısmını domatesli de hazırlayabilirsiniz veya bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Şimdi hepsini tenceremin içerisine dizeceğim. İnanın bu şekilde mutlaka denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Tadı çok güzel oluyor. Çok farklı, değişik bir tarif. Tenceremin içerisine dizdim. Çok güzel oldu. Ve tepsinin içerisinde kalan bu şekilde suyunu da üzerine ilave edeceğim. Ve domatesleri rendeleyip tencereye ilave ettikten sonra hiçbir şekilde kavurmadım. Ve daha sonra şu aralarına biraz tereyağı ilave edeceğim. Tadına daha da güzel tat katması için. Şu 2-3 yemek kaşığı yeterli. Küçük küçük doğradım. Ve hiçbir şekilde su ilave etmeyeceğim. Kendi suyu çıkacak. Ocağın altında mutlaka iyice kısık ateşte pişireceğim. Kapağı kapalı şekilde iyice kısık ateşte pirinçlerim pişene kadar pişireceğim. Ben de ilave ettim ve bu şekilde kızartmış olduğumuz biberlerin yağından da üzerine ilave edeceğim. Bu şekilde kapağını da kapatacağım. Kısık ateşte hiçbir şekilde su ilave etmedim. Benim de kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde su ilave etmemiştim. Kendi suyu çıktı. Ve bu aşamada mutlaka ocağın altı kısık ateşte olsun ve biraz domatesini bol rendeleyin. Şimdi tekrardan kapağını kapatacağım. Pirinçleri pişene kadar kapalı şekilde pişireceğim. Yemeğim de artık hazır. Ocağın altını kapattım. Gördüğünüz gibi yağ ile beraber, kendi suyla beraber çok güzel piştiler. Hiçbir şekilde dağılma olmadı. İşte bir tanesini de tabağıma aldım. İçini de sizlere göstereceğim. Pirinçleri de çok güzel pişti. Mutlaka sizlere de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Umarım sizler de denerim, beğenirsiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videomu beğendiyseniz like atıp ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.